nesil uydu alıcısı çıktı. Next Pandora ile uydu yayını ve Tivibu keyfi bir arada. Tivibu'nun tekrar izle özelliğiyle kaçırdığınız pek çok dizi ve programı kaydetmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman izleyin. Seç izle özelliğiyle de yılda 1000 film hediye. Tivibu'su içinde Next Pandora ayda sadece 19.90 liraya. Ayrıntılı bilgi 444-0375 ve tivibu.com.tr'de. Uçmaya hazır mısınız? İftarda birlikte olmaya, mesafeler bahane olmasın diye Ramazan'da tüm Türkiye, her şey dahil sadece 99 lira. Yeni fırsatlarda görüşürüz. En iyi olmak için sağlam bir irade gerekir. Her darbe onu daha güçlü, daha dayanıklı kılar. Ve zafer arzusu onu zorlu bir rakip yapar. Çeliğin gücü futbol aşkıyla birleşti. Tutkunu dünyaya göster. Cilet, erkek için en iyisi. Özel seri Cilet tıraş bıçakları şimdi sınırlı bir süre için raflarda. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Bosna Hersek'teki Boşnak Müslümanlara yönelik soykırımın sembol bölgesi Srebrenica ve Marş Mira barış yürüyüşü bu yılda gerçekleştirilecek. 19 yıl önce o topraklarda binlerce Müslümanın katledilişine anma törenleri, etkinliklerine Bosna Sancak Akademik Yönetim Kurulu üyesi Beyin Cerrah, Operatör Doktor Mehmet Akif Göğüskeren, Marş Mira, yani barış yürüyüşünün katılımcılarından Ömer Faruk Kırpat ve İstanbul'dan Srebrenica'ya bisikletle pedal çevirerek ulaşacak Furkan Akkaya konuğumuz. Konuşmaya devam ediyoruz Marş Mira'yı. Öncelikle pedal çevirmek çok meşakkatli. Balkan coğrafyasının coğrafik yapısına, topografik yapısına bakarak bunu söylüyorum. Hem iklim koşullarına karşılaşacağınız iklim koşullarına dayanarak. Ama en çok da Srebrenica hattında, İstanbul Srebrenica hattında geçtiğiniz bölgelerdeki insanların Bosna Hersek algısı ve Bosna Hersek'i, Srebrenica katliamını muhtemelen konakladığınız yerlerde, mola verdiğiniz yerlerde konuşuyorsunuzdur. Var mı bir gözleminiz ya da izleniminiz paylaşabileceğiniz? Şimdi zaten geçtiğimiz ülkelerde biz yaptığımız işle ilgili güzel karşılıklar alınca bizim de moralimiz çok yükseliyordu. Gerçekten meşakkatli bir şey. Yani günde 100 kilometreye yakın pedal çeviriyorduk. Aşırı sıcaklar oluyordu. Bazen sağanak yağış altında kalıyorduk filan. Mesela Üsküp'te Boşnakların başkanı, Boşnak Derneği'nin başkanıyla bir yerde oturmuştuk. İşte 4 kişiydi geçen sene gittiğimizde. Biri de benim kardeşim, erkek kardeşim. Yani yorgunduk, bitkindik. Gecenin de 12'siydi. İlla görüşmek istedi. Görüştük. Adam bize dedi ki ya işte siz kaç yaşındasınız falan. İşte 20, 23 söyledik. Ya dedi bu nereden aklınıza geldi? Nereden dert ettiniz böyle bir şey dedi. Ondan sonra biz de anlatınca adam dedi ki ya dedi sizin yaşlarınız küçük ama dedi yüreğiniz çok büyük dedi. Ya bu tarz şeylerden sonra gerçekten insan o yolda moral buluyor. O pedalı çevirecek gücü buluyor kendinde. Yani hem böyle şeyler hem Balkanlardaki diğer insanlar da mesela Kosova'daki insanlar dediler ki ya bize Bosna Hersek daha yakın, Srebrenica daha yakın. Şuradan bir otobüs mesafesi. Biz buradan oraya gidemiyoruz. Siz Türkiye'den bisikletle kalkıp gidiyorsunuz demişlerdi. Mesela onların da aklında oraya gitmekle ilgili fikirler uyandırmıştık. Bunun gibi çok güzel tepkiler aldık. Zaten bunlar bize moral verdi, bize güç verdi. Bu sene de aynı şeyleri umuyorum. Ömer Faruk Kırpat, Marş Mira deyince İstanbul'da öne çıkan bir isim var. Evet. Bahattin Yıldız. Evet. Bahattin abi tabii bu işin öncüsü. Boşnak mıdır? Yok değildir. Ayhan mı çiçeği nerededir? Ayhan abi Tunceli'li. Annesiyle beraber gidiyor. Biliyorsunuz yani ailece gidenler var. Evet. Biz kendimizi orada huzurlu hissediyoruz. O insanların yanında olmamız gerektiğini biliyoruz. Buna inanıyoruz artık. Biz Temmuz deyince Bosna diyoruz ve oraya yol alıyoruz diyenlerden. Bahattin Yıldız. Bahattin abi tabii İstanbul'da rahat döşeğinde kendini rahat hissetmeyen birisi.
Onu bir gün bakarsınız, Afganistan'da, Pakistan'da görebilirsiniz. Orada bir yetimhaneye gidiyordur, yardım ulaştırmaya gidiyordur. Bir gün bakarsınız Keşmir'de, Patani'de, bir gün de işte Srebrenica'da, Srebrenica yürüyüşünde gençlere işte Bosna'da neler yaşandığını anlatırken Bahattin Yıldız'ı görebilirsiniz. Hı hı. Kendisi tabii bu yürüyüşü Türkiye'de ilk duyuran insanlardan bir tanesi. Artık onun bakiyesi bizde. Çünkü kendisi, demin de bahsettim, bir yetimhaneye yardım götürürken, yanlış hatırlamıyorsam Afganistan'da, uçağa düştü ve rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. 2 ya da 3 yıl oldu mu? 2010. 2010. 2010. Birisi daha vardı ama yanında. Faruk Aktaş. Faruk Aktaş. İHA gönüllüsü olarak. Hatırladığım kadarıyla. Evet. 4 yıl olmuş. Ne çok geçiyor. Dolayısıyla biz de onun anısına yürüyüş ekibimizin adı Bahattin Yıldız Yürüyüş Kolu oldu. Onun mirasını sürdürüyoruz. Tabii ne kadar Türkiye'den katılım yapılsa az, bunu da bu vesileyle de duyurmuş olmak ayrıca bizim sevincimiz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızı, üniversiteli, liseli, hepsini bekliyoruz. Bir yürüyüşe gelsinler. Orada ilginç bir nokta var. Bahattin abi 2009 yılında Marşimre yürüyüşe katıldığı zaman bununla ilgili bir seyahat yazısı yazmıştı. Bu yazının sonunda da işte oradaki yürüyüşü ve defini anlattıktan sonra herhalde 10 kişi kadarlarmış. Defini yaptıktan sonra kendi kendime dedim ki diyor, seneye buraya daha fazla kişi geleceğiz, 10 kişi olmayacağız dedim diyor. Ancak seneye gitmek nasip olmadı. Afganistan'da uçağa düştü. Aslında bu Bahattin Yıldız Yürüyüş Kolu da onun bu seneye bu kadar kişi olmayacağını sözünü bir vasiyet olarak alan insanlardan oluşan bir şey. Ve her sene bunu bir vasiyet gibi arta arta giden insanlardan oluşan. Geçen yıl Bahattin Yıldız adı altında birleşerek gidenlerin sayısı 30'du. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? 30. Yani 30'a 30 yakındı. Yani evet. 80 oldu. Evet. Artık azaldı. Bu dönemde 20-25 kişi. Allah rahmet eylesin. Biz Putoçeri'de ağıtlar ekranlara taşıyoruz her yıl anma etkinliklerinde. Bir de bir genç kız çıkıyor ve bir şiir okuyor. Hangi dilde olursa olsun, hangi dilden olursanız olun daha doğrusu, anlamadığınız bir dilde bir şiir, bir şarkı, bir ağıt bedeninizi adeta kavurur. Anlamanız gerekmiyordur o söyleyiş, tarz, yüz ifadesi. İşte böyle bir şey herhalde. Otoçeri'de bir genç kız, boşnak bir genç kız çıkıyor ve bir marş, yani bir şiir okuyor. Evet. Özür dilerim. Şimdi o şiiri Mehmet Akif anlatsın bize. Bu şiir Suze Mayki Srebrenica. Srebrenica'lı annelere gözyaşları anlamını taşıyan ve ünlü boşnak şair Abdullah Sidran tarafından 2007 yılında yazılmış olan bir şiir. ve sonrasında ilk olarak zannediyorum 3-4 yıl kadar, 3 yıl önce Potaşehir Şehitliği'ndeki törende okundu ve ondan sonra da bir ritüel haline gelip her yıl okunmaya başladı. Bizler de bu sene bizler demeyeyim, sevgili Hüseyin Gül arkadaşımız, vakfımızın üyesi, yönetiminde yer alan arkadaşlardan birisi bu sene bu şiiri tercüme etti ve inşallah bir şekilde basılı olarak da görebileceğiz. Hatta kendisinden izin alarak bugün bir iki bölümünü okuyabilir miyim dedim. Okuyalım. Tabii olabilir dedi. Çünkü gerçekten de tamamını okumak mümkün değil. Şiir yaklaşık bir 30 sayfalık kitap oluşturuyor. Ama 2-3 sayfalık bölümünü kısaca hızlı okumaya çalışabilirim. Bilmiyorum sıkmazsam size. Öyle noktalayacağız. Hayır, asla. Belki de sizin dediğiniz gibidir. Savaş bitmiştir. Fakat bize, bizim Srebrenica'da gündüzleri öyle olduğuna dair kendimizi kandırdığımız anlarda savaş birazcık bitmiş oluyor. Fakat bize 12 yıldan beri hem yazın hem kışın gündüzler çok kısa, Srebrenica geceleri uzun, çok uzundur.
İlk alacakaranlıkla beraber biz kapılarımızı demirle mandallarız ki tekrar gelip içeri girmesin. O daha geçenlerde gelip içeri giren ve tüm sevdiklerimizi hayattan koparan ve bugün güya Srebrenica'da barışımızı koruyan. Srebrenica'lı anne nasıl uyusun? Gözünü kapadığı anda işte savaş kapıda. İşte o anda çetnik bıçağının altında oğlunun başının bedeninden nasıl ayrıldığını gördüğü savaş anı. Uykusuz anlarda okuduğu binlerce Yasin'in hürmeti ve Yüce Rabbinin merhametiyle bazen gözüne uyku girdiğinde o rüyalarında sürekli toprağa veremediği oğlunun başını bedeniyle birleştiriyor. Bugünü nasıl yaşayalım? Geçmişe nasıl bakmayalım? Bir kız kardeşimiz var. Burada, Saraybosna'da. Bir daireyi kendisine mezar yapmış. Saraybosna'da yaşıyor. Fakat Saraybosna'yı görmemiş bile. Penceresini açmıyor. Sokağa çıkmak bir yana, pencereden sokağa bakmaya bile cesareti yok. 4 çocuğunu kaybetmiş. Mezarından çıkmıyor. Ve diyor ki, sokakta karşılaşacağı bir kız veya erkek çocuğundan birini kendi çocuklarından herhangi birine benzetse kalbi onun o an patlar ve 400 kanlı parçaya bölünür. Bu barış mıdır? Savaş böyle mi biter? Evet, biz Boşnakçasını dinlerken gerçekten anlamadığımız halde o söyleyiş, o okuyuş, o haykırış ve o yüz ifadeleriyle tüylerimiz diken diken oluyor. Çok etkileniyoruz. Bu da aynı şekilde anladığım bir dilde daha bir farklı duyguya tabii sürükledi. Bu şiiri orada seslendirmeyi düşünüyor musunuz? Okumayı, bu yürüyüş... Orada değil ama... Ya da oradaki bir etkinlik. Biz bu sene 5 Temmuz'da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Srebrenica'yı anma etkinliği düzenliyoruz. 19. yılında Srebrenica Soykırımı adıyla ve konuşmacı olarak dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin konuğumuz olup o günlerin Srebrenica'sını, daha doğrusu Srebrenica'ya götüren günleri ve Türkiye ne yaptı, ne yapamadı? Türkiye ne yaptı, ne yapamadı ve uluslararası toplum niye bu kadar duyarsızdı bize anlatmaya çalışacak. 5 Temmuz'da İstanbul'da İstanbul Ticaret Üniversitesi konferans salonunda. Hı hı. Bu şiirin tamamını da zannediyorum orada okuma durumu söz konusu olacak. Son sözlerinizi rica edeyim. Evet. Televizyon karşısında bazı duygularımız harekete geçiyor olabilir. Ama yalnızca duyguların harekete geçmesi bir şey ifade etmiyor. Oraya gidilmeli, oradaki insanlar görülmeli, ziyaret edilmeli, bir fiil harekete geçilmeli ve ciddi manada bir gündem oluşturulması lazım. Hakikaten bu bir insanlık vazifesi. Bunun yapılması gerekiyor. Bütün Türkiye'de yaşayan bütün herkes, bütün toplumumuz bu konuda duyarlı olmalı ve Srebrenica'ya, Müslüman Boşnak halkına sahip çıkılmalı. Zamanında belki de yerine getiremediğimiz bir vazifedir. Mayınları söyleyecektim. Mayınlar, evet. 75 yıl sinsi ölüm tuzağı olarak kalabiliyorlar. Teknik evet. olarak boyutu bu. Dünyanın en ucuz ve en 8.000'den fazla televizyon ekranında söyleyemeyeceğim vurgusu itibariyle. En kalleş, evet en kalleş. Ölüm tuzağı. Bosna Hersek son 100 yılın belki de en büyük sel felaketiyle mahvoldu. Geride bıraktığımız ayda. Şimdi o mayınlarda yer değiştirdi. Bu güzergah büyük bir tehlike arz edecek gibi geliyor. Bilmiyorum ne tür önlemler alınıyor. Sizin varsa söylemek istediğiniz son. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Herkesin oraya bisikletle gitmeye gücü yetmeyebilir. Herkesin 100 kilometre, 120 kilometre yürümeye de gücü yetmeyebilir ama herkesin hiç olmazsa 11 Temmuz'daki o anma programına gitmeye gücü yeter diye düşünüyorum. Çünkü 11 Temmuz'daki o anma programında orada kimsesi olmayan bir tabutu, o yeşil tabutlardan birini alıp defnetmek hakikaten insana bir ömür yetecek şeyler yaşatıyor. Bunu herkese tavsiye ederim, bunu yaşamayı. Az önce şiir vardı. Şimdi onunla son vereceğiz. O ben, şiirin, evet, Boşnakçasını.
Ben iki şey söyleyebilirim. Lütfen, ben son olarak bir sözcük değil. Birincisi tabut dediler. Hiç sırtladın mı o tabutu? Korkunç bir duygu. Çünkü eğiliyorsunuz, kaldırıyorsunuz. İnanılmaz bir hafiflik. Çünkü içerisinde birkaç kilo gelen bir kemik var ve bu sizi dağıtıyor, parçalıyor. Birincisi bu. İkincisi, Marshmallow'a gitmek çok önemli ama bizim bu ülke içerisinde yapacağımız başka bir şey daha var. Avrupa Birliği buna soykırım dedi. Amerika'da Temsilciler Meclisi de soykırım dedi. Ama bizim ülkemizde hala katliam diyoruz. Ve bizim millet meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi hala Srebrenica soykırımını soykırım olarak tanımadı. En azından bunu yapalım. Ve bir şekilde bunu milletvekillerimizden, devletimizden, büyüklerimizden ya da politikacılarımızdan isteyelim. Artık soykırma soykırım diyelim. Medyada soykırım diyorsun. Evet. Ben demeye çalışıyorum. Bazen katliam diye önümüze geliyor metinler ama soykırım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. İyi ki sizin gibi insanlar var bu dünyada. Sağ olun. O anlamadığımız ama bütün bedenimizi titreten, yüreğimizi kanatan, ağlatan şiirle Srebrenica soykırımında ölenleri bir kez daha şimdiden anmış olayım. Allah tabii, rahmet eylesin. Ali İzzet Begoviç'i de. Süpersiniz. Evet, bilgi adam. Ali İzzet Begoviç. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet. Srebrenica'da soykırımın 19. yıl dönümünde 11 Temmuz'da ekranlara bir kez daha anlamadığımız ama yüreğimizi titreten, bizi sarsan şiir seslendirilecek. Tıpkı geçen senelerde olduğu gibi o şiirle noktalıyoruz Artı Eksi Gündemi. Bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız.